AK Parti'nin 600 gün sonra yapılan İl Danışma Meclisi toplantısına katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş partinin hedefini açıkladı. AK Parti bir dava hareketinin adıdır. Bu salonda bulunanlar misyon insanlarıdır. Bu insanlar bu misyon etrafında bir araya gelmiş ve Türkiye'yi daha ileriye götürmek için mücadele eden bir siyasi kadrodur. Onun için diyoruz ki müsaade ederseniz şöyle kısaca dava dava diyoruz da misyon misyon diyoruz da bu nedir? Bunu gözden geçirelim. Kurtulmuş gönüllere girerek birinci parti olduğumuz Kocaeli'de bundan sonraki görevimiz o gönüllerden düşmemektir sözlerine yer verdi. Bu 3 tane ana direği vardır. Bir tanesi bizim irade iddiamız vardır. İrademiz vardır ve ahlaktır. İddiası, iradesi ve ahlakı olmayan bir siyasi hareketin başarılı olması, hele hele büyük hedeflerin peşinde koşması mümkün değildir. Çok kısaca hepiniz biliyorsunuz. Önce kendimi hatırlatmak için söylüyorum. İddiası olmayan hiçbir politik hareketin kalıcı olması mümkün değildir. İddiası olmayan hiçbir politik hareketin iz bırakması mümkün değildir. Türkiye'de nice siyasi partiler oldu. İktidara geldiler. İktidarda kaldılar. Bugün isimlerini bile hatırlamıyoruz. Kurtulmuş ardından bu kararlılıkla 2023 seçimlerini alarak 2024 yılında ise başta İzmit Belediyesi olmak üzere tüm belediyeleri almaktır ifadelerini kullandı. Bu kadronun amacı yeniden güçlü büyük Türkiye'yi kurmaktır. Bunun için mücadele ediyoruz. Bunun için mücadele etmeye devam edeceğiz. Ve Allah'ın izniyle Türkiye'yi daha da güçlü kılarak dünya milletleri arasında lider bir ülke yapma azmimizden vazgeçmeyeceğiz. Sevgili gençler, birinci idealimiz bu. Birinci iddianız bu. Anlaştık mı? Yeniden büyük Türkiye iddiasından asla vazgeçmeyeceğiz. İkincisi, bu bizim içerideki iddiamızdır. Türkiye'ye ilişkin iddiamızdır. Bir de dünyaya ilişkin iddiamız var. Dünyaya ilişkin iddiamız da karşıdaki tabelada duruyor. Daha adil bir dünya mümkündür. Hakkaniyete dayalı, adalete dayalı, dünyada 5 ülkenin sözünün geçtiği değil, 8 milyar insanın sözünün geçtiği bir dünya kurmak mümkündür. İşte bunu kuracak olan da Türkiye'nin gençleridir. Sizlersiniz. Allah yolunuzu açık etsin. Allah sözünüzü kuvvetli kılsın. Allah önünüzü açsın. Allah düşmanlarınıza, düşmanlarımıza fırsat vermesin.